Dəgərli Türkmenli Televizyonun dəgərli seyirciləri, Işıqlar altında yeni bir programımıza başlayacağız. Bugünkü programımız uzun yıllar Kərkük Asar Vakalıt Dairəsini müdürlüğü yapan mühendis Əyad Tariq Qəlali ilə görüşəcəyiz. Sizler için güzelim Kərkük'ün tarihi yerlerin, əsəri yerlerine ışık tutacaktır. Mühendis Əyad Tariq Qəlali programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, səfalar getiribsiniz. Bizim Kərkük tarihinde, qəlasında. Teşekkür ederim. Əyad Efendi, önceden sizleri tanısaq, seyircilerimize kendini tərif etsək, memnun olduk seninle. Mən Əyad Tariq Hüseyin Qəlali, qəla doğumluyum. Yani benim viladem Qalada oldu. 1957 tarih şeyinde. Qalada ilk okulum Qalada bitirdim. Evet. 6 yıl Qala Mektebinde bitirdim. 1971 civarında takriben Qalada'dan indik aşağıya. Yani 57'den 71'e kadar bir tarihti Qalada geçirdik. Hendese bitirdim Bağdat'ta Teknoloji Üniversitesi'nde. Ne güzel. Medeni kısmında bölümünde 1979'da. 1985'te Kərkük Əsər Dairəsinə təyin oldum. 85'te başladık çalışmaya dairede. Ta 2010'da müdürümüz eski müdürler de var idi Əsər Dairəsində. Evet. Bir tarihte de Üstad Qayıb, Allah affetsin, Qayıb Fazıl Kerim müdür idi o. Rahmetli anlıq özünü. Geçildi 2003 evet. Senesinde, 2004'te çıxdı da idaranı teslim evet. Ettim mənə. Əməkli arıldı. Yani əməkli oldu zaten evet. 2 yıl sonrası. Evet. Yani ben 2004'ten 2019'a kadar müdür idim. Evet. Kərkük Əsər Dairəsində. Ben de əməkli oldum. 2 yıldır təkribən əməkli oldum. İyidir, Üstad Əyad, siz əsəl ilgiviz, yani əlaqavuz nasıl başladı? Tabii ben, yani ben həndəsə bitirəndə benim, yani içeri gölümden əsər şeyi var idi, evet. Sevgisi. Tarih, evet. Hazarat. Yani hatta şeyde dolandıq, Bağdat'ta cəmiyədə dolandıq, Hülyədə dolandıq. Bazı şeyler yapardık, eski Kərkük girişleri. Eski girişleri, eski kıyafetleri varımızdı evet. Yani işlemişik onun üzerinde. Yani bir sevgi var idi içerimde eser üzerine, Kərkük eser üzerine. Yani hatta ben tayin olanda mühendis hendese bitirdim. Tayinim çıktı eser dairesinde. Ve doğrusu onda asker idim. 6 yıl askerlik ettim ben. 79'dan ta 85'e kadar. Ama bilmirdim yani Kərkük'te bir eser dairesi var doğrusu. Yani tayin olanlar dedim bu eser dairesi Kərkük'te bir bölümü var bir şey var dediler var dedim tamam ixtisasım da medeni ixtisas hendese yani eser dairesi şey ettik özünü çalıştık yani ne güzel hem de öz memleketiydi hem de öz doğum yeriydi doğru kala şeyi ve onda bir sevgim oldu esere doğrusu ne güzel Əyad Efendi siz eseri ne şekil tarif edersiniz kısacasını? Eser demek, tarih demek. Eser demek, hazaret demek. Yani bir memleketin, bir milletin tarihi, hazaratı, ne yaşayıptı? Dedelerimiz, atalarımız neler yaşayıplar, harada yaşayıplar? Demek biz Kərkük, sadece Kərkük yani eser var içinde. Irak, bütün Irak'ta eser çoktu. Özellikle bizim Kərkük üzerine konuşsak, bizim tarihimiz var. Kərkük kalasında, Kərkük'te. Yani bir milletin hazaratın temsil edir. Ne bir güzel. Milletin tarihin temsil evet. Edir. Eyd Efendi, yani Kərkük'te en önemli eseri yerler dediğimiz, geldik yani kala, kışlaklara geldik. Ve yeni arkeoloji yapılır, yani tenkibat hala da var, yok mu? Siz o dönemimizde, rahmetli Qayıb Efendi döneminde, onlardan da söz etsiniz bizim için. Yani bizim de olduğumuz yer Kərkük kalasıdır. Evet. Kərkük'ün tarihidir. Evet. Yani biz yanında Kərkük kalası, yani Kərkük'ün tarihi. Bunun üzerine konuşsak neye döner, ne zamana döner, millet de hepsi bilir bunu. Bizim Kərkük kalası dönemi Somari dönemidir. Fetret Somari'ye yani evet. Derler. Bu 2600 milletten önce. 2600 milletten önce. O bunun üzerine de ispatımız da var yani. Evet.
bizim 60'larda belediye tarafından aşağıdaki şeyler, bahçeler yaptılar. Hani. Evet. 63 tablet buldular. El-Vahdiyeler. El-Vahdiyeler. Evet. 63 sene. Bunların üzerinde hapsine yazı var idi. Evet. Mismari dilice, Somali şivasıyla, lehzasıyla. Evet. Ama hatı Mismari hatıydı. O da bir delalet eder Somali dönemindi. Aynen. Yani bunlar bu 63'te buldular özünü. 60'larda. Onda belediye işi yapırdılar. Belediye işlerdi kalada. Bu tabletler, bu elvahlar hapsinde Bağdat'ta durupdur. Evet. Yani ispatlı bir şey, kalanın tarihi Somali döneminde ayrı tarih daci. Doğru. Yani şimdi yerse desin, bizim ispatımız var ki kala Somali döneminde. Doğru. Dönemden soru kazı işler, tenkibat işler. Tenkibat işlerdi. Tabi biz Ustad Gayb Allah affetsin vaktinde işlerdik ve işlemedik ama bir az bir süre yani işlerdik. 2013'ten sonra işimiz oldu, kazı işlerimiz oldu Kerkük'te. Ve en çok işimiz oldu Vasiti semtinde, Kerkük'te Hayl Vasiti. Evet. Orada Arap Kümbeti duvarımızdı. Evet. Tepesi. Şey dediğimiz vası girişte sol taraf, şimdi çember altına alınıp. Tamam. Evet. Evet. Yani o vasitinin girişinde sola düşer o evet. Tepeki Arap Kümbeti adıyla. Evet. Orada çok kazı işleri işledik. Güzel. Ayrı işlerde işledi, ayrı yerde. Yorgan Tepe'de de işledi. Yorgan Tepe biz işlemedik. Evet. 1927'de evet. Amerika be'se var idi. Orada işlediler. Yorgan Tepe diyerken yani ayrı adı da var. Diyorlar özellikle Nuzi. Nuzi. O dediğimiz Türkçelen köyünde diyor. Bəli. Tamam. Nuzi'de 1927'de Amerika bir cemaat be'se var idi, vefid var idi. İşlediler orada. Nuzi Çerkük'ün asımasıydı. Nuzi Çerkük'ün asımasıydı. En eski harita Çerkük'te yani Irak'ta kapıldı Nuzi mantıkasında. Ne güzel. Orada bilmem yani doğrusu 2 il işlerdir, 3 il işlerdir. Ama ne kadar Nuzi şey Yorgan Tepe durupdu yani. Durupdu. Bir tecavüz mecavüz de yoktu üzerine. Aynı o da etrafına sim çekilip. Çekilmeyipti. Çekilmeyipti. Yok yok çekilmeyipti. Doğru. Çünkü çöldeydi. O kimse yakında, yakınında düşmez yani. Sadece bu dediğimiz Türkelen köyü yakındı özü. Yakındı özü. Yani ev mev de yoktu etrafında. Tecavüzden Irak'tı. Doğru. Ama bir büyük bir memleketiydi Nuzi. Çerkün kentiydi yani. Doğru. Heh. Eydi, Eydi Efendi, Kalıt'tan eserleri ne farkı var? Yani Kalıt dediğimiz Turaz. Turaz. Eserler de eserlerdi. Yani bunların ikisinin farkı nedir? Yani onun seyircilerimize... Bizde bu Kalıt diyende, yani Turaz diyende. Evet. Irak'ta fark eder bizde. Bir şeyin tarihi 200 ilden az olursa, evet. Diyeler özne Kalıt. Kalıt diyeler özne, evet. Yani Turaz diyeler özne. Tarihi 200 ili geçerse, onda gider eser şeye girer, eser yani. Güzel. Eser şeyine girer. Ama bazı şey de var eser kanununda. Yani bir mühim bir şey, bir önemli bir mevka var. Yani turasiydi. Ama mesela bir şeyler geçipti bir evden, bir tarih geçipti. Yani bir, bu tarihinden geçipti. Ya da bir anasırlar var, mümeyyazdı. Eğer zagrafı olur, eğer bir şey olur içinde yapısında bir şil tiraz var. Onu eser dairesi edebileceksin, yani turasından dağışsın özün esere. Yani hatta 200 ilden ömrü az olursa ama eser dairesi edebilir tarihin şey etsin yani. Eseri etsin yani bu özüne. Dediğimiz bu ikisinin farkı budur. Budur yani tarihe Kalıt'tan göre. 200, evet, 200 il. Kalıt 200 ilden azdı, evet. Eser 200 ilden fazladı. Fazladı. Ama yazda Avrupa'da ayrı memleketlerde demezler bu turası bu da eserdi. Doğru. Derler bu tarihidir. Tarihidir. Yani, ne güzel. Ne olursa olsun 200 ilden de az olsun, 100 il olsun, 150 il olsun. Buna derler tarihi bir yer, tarihi mebne, tarihi bir eşya diyelim. Ne güzel. Ama Irak'ta beladi. Güzel. Eyyid Efendi biz biliriz. Kal'a ve Kışla ve Kayseri ve Gök Kümbet tarihinden ve gelecek planlamalardan söz eder misin? Yani siz neleriniz var? Yani gelecek meşru'larınız neydi? Mesela Kal'a ile ilgili, tek tek gelen Kal'a, Kışla, Kayseri, Gök Kümbet tarihinden ilgili planlama dediğimiz yani meşru'larınız neydi? Yani ne tahtı dedi biz onları bizim konuşalım? Tamam. Yani bir kısaca bir kale üzerine de konuşalım. Konuşabilirsin buyur. Ha, dedik dönemin Somali dönemiydi. Yükseklik 18 metredi. Evet. Üst üçkağlık. Üçkağlık 18 evet. metredi. Yer zededen yani reis zededen. Evet. Mesahası 100 dönemdi. 100 dönemdi. Ha, kalanın. Kalada eseri var dediğimiz kalıt da var yani turas da var. Evet.
Bizde kala üzerine daha neyimiz var konuşabilir, kapları. Evet. Kalanın dört kapısı var. Bunlar döneler Osmanlı dönemine. Evet. Taş kapı, top kapı. Top kapı, evet. Yedi kızlar kapısı, evet. Bir de halvaçiler evet. kapısı. Kalanın kapıları da Osmanlı döneminden. Evet, efendi bir de bir kapı var, biz Sayın Necip Rifai Tekke'si. Tekçe. Evet. Tekçe yanından aşağıdan, evet. Hasiller pazarına yakındı oradan. Bir giriş var kalaya, çıkar kalaya. O tekçenin yan aşağısındaydı, kapı aşağıdaydı, kalanın aşağısında. Evet. Gene çıkar kalaya, ama evet. çıkmaz kalaya bir başı, çıkar tekçeye. Tekçenin içinden de kapı yer var. Kapı var, çıkar zaten, kalaya. Yani tekçenin içinden kapı var, kalanın içine girer. Güzel. Yani o da bir giriş sayılı kalaya yukarısına. Güzel. Böyle. Bu saydığımız bir kalanın kapılarıydı. Yani biz kalada biliriz. Yatırları var, camileri var, evler. Onlardan da bizim söz eder misiniz? Biz kaplar üzerine konuştuk. Gelelim burada kalada daha ne yapılar var? Eseri diyeğinin özüne. Evet. Camiler var bizde. Kaldığı camiler indi, indiye kadar kalıptılar. Ayakta durdu. Ayakta durdu. Evet. Yani bir çi cami vardı, yıkıldı 91'de. Üryan camisi, Hasan Paçiz camisi. Evet. Nebi Daniel evet. camisi. Fuzuli cami. Fuzuli camisi. Ulu cami. Ulu cami de var. Evet. Gelelim bunlar mesela Ulu cami diyelim. Ulu caminin cami olmayan evvel kiliseydi. Kiliseymiş. Ömer bin Hattab dönem vaktinde, Futuhat İslamiye vaktinde kiliseden dergiçler özün camiye. Zaten içinde de şeyler var, halvet yerler de var. Var. Halvet yeri 1997'de biz işledik Ulu camide tamirat işi. Güzel. İstedik yetişen aslı şeyine, yerine, arziyasına diyelim. Evet. Bunu kazandık şeyden de halvet hücresini taktık orada. Kaşa girerdi bu hücreye, halvete girerdi. Evet. Yani bizim mulla, nece bizde mulla onlar da bir tür ibadetler için. Aynen. Evet. Burada neyimiz var? Üryan Camisi. Üryan Camisi Turaz Dayı, Kalık Dayı eserdi. Çünkü tarihi 200 yıldan fazladı. 200 yıldan fazla olduğuna eser camisi. 200 yıl tarihi. Fuzuli de varımızdı. Nebi Daniel. Nebi Daniel'in altında yani aşağıda yani altında kilise var imiş. Evet. Yani yapılıptı, kilise yıkılıptı. Ne döneminde bilmiyoruz biz. Ha, onun üzerine bu şey yapılıptı. Cami yapıldı. Evet. Cami yapıldı, minare de yapıldı. Ama tarihi fark eder. Nebi Daniel'in tarihi minaranın tarihinden farkı var. Doğru. Bizim minare Nebi Daniel'in daki minare Mağol fetresine evet. dönüyor. Bin ildi tarihi Mağol dönemi. Güzel. Ama camisi daha özden yayıncıydı. Yak Selçuklu dönemi diyebildik özne. Ya yani minare daha kadimdi. Minarası daha eskidi. Doğru. Minarası daha eskidi. Tamam. Gelagın kala, Çarşı Kalası'nın mahalleleri. Evet. Üç mahalle varımızdı Çarşı Kala'da. Meydan mahallesi, Ağalık mahallesi, bir de hamam. Hamam Müslim diyerdi. Hamam Müslim, hamam çip şeye dönerdi, çip mantıkaydı. Bir hamam Müslim, bir hamam Mesih'i. Eyde efendi biz işitmişiz, zindanla meydan mahallesi de var imiş. Zindan mahallesi Ağalık'a yakınıydı. Değil. Ama bizim yani Çarşı'da haritelerde, Tezcil Akari Dairesi'nde zindan mahallesi yoktu adı. Yoktu. Ama kullanırdılar zindan mahallesi. Evet. Kullanırlar bu adı ama resmi olarak yani. Meydan mahallesi. Meydan, Ağalık, hamam. Hamam neyse derler hamam Mesihi. Hamam Müslim de vardı. Hamam Müslim. O hamam Mesihi yani Çarşı Kalası'nda Mesihler vardı yaşardılar. Doğru. O mantıkada yaşardılar. Zaten şimdi Mesihleri bizim Hristiyan kardeşlerimizin Bali. Adını getiriyoruz. Burada da bir şeyler de vardı, kiliseler de var. Bali. Tam Daniel Peygamber'in ensasında. Daniel Peygamber'in ensasında Ummul Ahzan adıyla. Katedraiye. Katedraiye Ummul Ahzan. Evet. Kilise var idi, namaz, ibadet yeriydi. Giderdi ibadete, orada namazlarını yapardılar. 1960 yılında bu kilise yıkıldı doğrusu. Evet. İhmal olundu yani. Tamirat işlediler de içinde ama gene evet. yıkıldı. Yani eskiden yıkılıktı Ummul Ahzan. Ne güzel. Bu katedraya üzerine de şey etsek vaktinde bizim Çarşı Eser Dairesi, şeyden Vakıf-ül Mesih-i Dairesi'nden Bağdat'ta İttifak olundu, al esas bir tamir olunsun. Evet. Hatta keşifler yapıldı, keşif proposal yapıldı özü için, haritalar da yapıldı özü için ama şey yani şey etmediler yani.
baş tutmadı. Baş tutmadı. Ne güzel. Eydi, bunları saydı bizim için. Bilir, burada evler de var. O evlerden de değinse o bizim için. 850 ev var idi Karada. Evet. 850. Şimdi biz oturduğumuz yer bizim damımız idi. Evet. Oturduğumuz yer damımız yanında oturmuşuz. Ne mutlu bize. Ne mutlu bana yani. Ne güzel. Doğrusu. 850 dam var idi. Bu üç mahallede dağılmıştı. 1991'de emir geldi divar rehaseden Saddam Hüseyin vaktinde döneminde. Kal'a bütün damları istimlak olunsun, milleti taviz olunsun. Hem paraydan hem yerden. Yani bütün Kerkük Kal'asında oturan taviz olundu. Ne kadar taviz olundu o dönemde? Onda o vakte göre o paranın kıymeti var idi. Evet. Yani damlar, haraba damlarına onlara para vermediler. Sadece yer verdiler. Doğru. Ama dam var idi, peçiydi, büyücüydü mesahasına göre taviz aldılar. O vakit bu tavizi aldıkları pay ederdi özlerine. Yani bir ayrı dam yapsalar kal'anın şahsında. Doğru. Bas maalesef bu 850 dam indi gördüğümüz takçı 50 dam kalıp 50-60 arasında. Bilir o eser dairesi birkaç evi de yani diğer el koyup aynı eser dairesine aittiler. Tekriben 1985'te ben eser dairesine tayin olandım 70 dam. 70 dam. Eser dairesinin adınaydı bu damlar. Yani istimlak etmiştiler özünü. Öbür damlar sahabe adınaydı yani. 91'de istimlak olanda o adamlar hepsi idare mahalli adını oldu. Evet. Yok eser. Şu taviz veren, para veren, yer veren Kerkük Belediye Dairesi'ydi. Ona sebep idare mahalli adına tezcil olundu bu adamlar. Yani Kerkük, böyle bir proje yok idi, bir tahtit yok idi Kerkük Kalesi için. Ne tühür Makayetoslar özüne, ne tühür Dagişler özüne istismar etsiler özün. Siyahi bir cazinti bir yer, siyahi bir yer olsun. Evet. Olmadı. Bu suçta kimin boyuna atabildik olsun? Muhafaza. Doğru. Kerkük muhafazası. Yıktılar kal'anını. Kal'a, Kerkük kal'asını yıktılar. 1991'de 850 damdan 50 dam kalsın. Yani çok bir büyük bir şeydi. Doğru. O evde kaldığı evlerden isimlerin yani fikri ve hatır ve gelen isimler yani o meşhur evlerden kalıptı. Kalan damlar çokmuş. Tayfur damı varmızdı. Topkapı'dan çıkarken sol ele taraf Tayfur damı var, Abdülgani damı var, evet. Sıdık Allah damı var. Bunlar kalıptı. Ali Ağa damı var. Toma damı var. Toma damı var. Evet. Toma Hindi damı. Mikail damı var. Evet. Bizim damımız kalıptı. Güzel. Ha, yani 50 dam oğlu. Tekriben kaldı bu damlardan. O damlardan da başka biz biliriz bir pazar da var Kayseri, Kitsiler Pazarı. Kitsiler Pazarı döner Selçuklu dönemine. Evet. Selçukluların vaktinde yapıldı. Aynen Gök Kümbet'ten. Kapalı çarşı. Evet. Gök Kümbet'ten zaten Selçuklu'ydu. Evet. İkisinin de mensubu yeri yani arziyası aynendi. Kitsiler Pazarı 17-34 tükendi. 17 düşen Kanşar Bakanşar. Kanşar Bakanşar. 17-17 düşen. Tam Kayserimize benzeyen bir bazen. Kapalı çarşı aşağıda açık kapalı çarşıya benzeri. Aynen ama bir küçük idi. Tabii bu biz aynen 1997'de bu Kitsiler Pazarı yerin altındaydı yani. Dükkanlar hepsi torpaktan yıkılmıştı, torpaktan dolmuştu. Biz 97'de bunları işledik, pekledik. Ankazı hepsini çıkarttık. Yeniden yaptı o sözü. Döndük, kümbetleri kaptık. Ya. Evet. Aslında kümbet yer altındaydı. Bir de tamir ettik özünü. Aksi yıkıldığı düşenleri bir de yaptık. Çık katıydı. Bu kapalı çarşı çık katıydı. Yani bir yerde bir yukarıda. Yukarısını da yaptık kamil. Hatta birinci girende o kapalı çarşıya birinci düşen sol ele taraf şeyimiz var. Bir küre var idi. İçinde küçük küre. İspat edilir bu demirci. Yani o bazarda her şey var imiş. Var idi sanatlar çok idi ama biz görmemişiz doğrusu. Tamir olundu. Bas nerede yani tamir olundu kaldı böyle. Yani eserde bir şey var istedim diyeyim. Bir dam, bir yapı, bir eğer bazar oğlu, eğer ev oğlu tamir olundan sonra bu kullanılsın. Yani boş kalmasın. Çünkü boş kalsa dam, istismar olmasa bir siyahi bir yer kullanmasa özün millet adam boş kalan. Terliğe çıktı dışarıda. Yağıştı. Her şey. Tesir eder bu damın doğru, şeyine. Doğru.
Ona sebep bir de ettiğimiz iş boşa gider. Doğru. Bir de yıkılır. Ama yiçe gider. Yiçe gider. Evet. Ama bu kullanılsa, yani millet olsa içinde gözü olur bu damda. Doğru. Ara sıra da tamir eder özünü. Ne güzel. Ve yani eseri dam, türasi damlar mafruz her il tamir olunsun, el dolan. Gerek. O da bütçe gerek teklif olunsun, taksis olsun. Aynen. Yani ister her il olsun özü için, hatta el dolantırasan, eğer kullanmırsa o damı. Ne güzel. İyi de Eyyed Efendi biz biliriz, her şey yani fikrine geldi, bir soru var. Diyorlar kalede tünel var, nefek var. Biz biliriz o nefekin birisi de tam gök ümmetin ardındadı da. Diyorlar bize de yedi kızlar. Yani onunla ilgili yani o ne bilgini aktarsın seyircilerimize. Yani daha çoklar var, sorarlar bu sorunu. Tünel var çerçeve kalan aşağısında. Evet. Ama gök kümbete bildiğim zaman orada yoktu. Gök kümbetin ensasında, Kilser Bazan'ın ensasında tam oradan. O tüneldeki. Tüneldeki, evet. Dediğim tacip, aynen 1997'de tamir edendik bu kilise, evet. Kapalı çarşını tamir edendik. Orada istedik bir şey verelim, su hatta durmasın, evet. Bazar öcünde. Evet. Bir slop verdik, kazdık, bekledik. Güzel. O tüneldeki, o aşağıda görürsen özüne, aşağıdan bakanda özüne bir şey takidi, evler var imiş aşağıda, ayrı tarihten. Çünkü Çerçüş Kalesi Sömeri diyende, evet. 12 Hazaret burada yaşadı. Aşuri ise, Selçuklu ise, İslam Osmanlı, Atabek dönemi. Evet. Yani 12 Hazaret burada hükmetti. Ve o aşağıdaki gördüğümüz kapalı çarşının o şeyde, tünelde ama aşağıdaki evlerde. Eyle o tünel haradaydı? Tünel aynen bu dediğimiz sadece hamam mahallesinde. Hamam mahallesinde. Bizim indiye kadar o damaça durupdu. Tamir esnasında aynen işlerdik. Yani indi o dama şey etsek bir vakit durduk. Dam arziyasına yani damın o hücrenin içinde durduk. Ben baktım böyle aşağıya ki böyle yuvarlak yani daire şeklinde aşağıda 3 metre aşağıda yapılıptı. Çerpiçten yapılıptı. Muntazam şeklinde yapılıptı. Tünelin şeyini verirsen itizahın. Yani, ki tarafa çabalar. Güzel. Bunları ne için kullanırdılar? Çerçüç kalası muhasara olandan muhasara, evet. Olmaz yani düşmanlar. Ordu çekilmek için. Onları kullanırdılar. Evet. Hatta yani düz değildi, zigzag idi yani şeyleri. Hatta düşman görmesin, ha taraftan çıkırlar, ha taraftan girdiler. Söz var, alasas kırmızı çenisi var Çerçüş'te. Evet. Gelirler bir Çerçüş tüneli oraya çıkar. Hasır pazarında. Hasırlar pazarı yani. Evet. Ama doğrusu bu güzel bir işti bu tüneli tapmak. Doğru. Ama bu tünelin tapmağı yani kolay bir iş değil. Doğru. İyiydi Eyyed Efendi, yani siz şimdi kaleden söz ettiniz. Kışladan da söz edersiniz bizim için. Yani kısacasına. Yani kışla. Tarih kışla, Çerçüş kışlası. Evet. 150 yıl oldu tarihi. Yani 1863 senesinde yapıldı. 1863'te yapıldı. Yapılan Osmanlı dönemidir. Yani 158 yıl ömrü. 158 yıl. Evet. Bu yapıldı Osmanlı ordusu için. Yani evet. Ordusu için yapıldı. O dönemde yapıldı. Ve ne için? Gelsek adına kışla yani demek kışlık evet. Yani Arapça diyorlar özne el mekan eşşitvi. Evet. Kullanırlar özne bunu yatmak için, evet. Sıhhat etmek için. Evet. Yukarı bildiğimde yukarı piyade için, aşağı süvariler için idi. Heyele dediğimiz. Evet. Çerçüş kışlasında Kanşan'da bir saha vardı. Askerler orada tedrib ederdiler. Evet. Tedrib edenden sonra gelirler kışlaya istirahat etmek için. Kağalarda kalırlar. Doğru. Ve şimdi de kağalarında biz 1900 Çerçüş kışlası 2. fırka saniye, 2. ordu, Irak ordusu, 2. Evet. fırka orada oturdu. Bir sürü orada kaldılar. Kaldılar ve yarısını yıktılar. Doğru. Yarısını yıktılar Çerçüş kışlası. Evet. Biz 1985'te Allah affetsin Üstad Gayb Fazıl müdürüydü onda. Çerçüş Eser Deryası müdürüydü. O durdu yıkmağını. Yani onun şeyiden, emeciden Çerçüş kışlası durdu yıkmağını. Ve emir geldi Çerçüş kışlası şey Difa Bakanlığı'ndan yani Vizaret Difa'tan, evet. Dönsün Kültür Bakanlığı'na. Teslim aldık onu. Evet. Biz 85'te teslim alanda kışlağını Ceyş'ten yani aldık. Onda başladık Çerçüş kışlasını tamir etmeye. Güzel. İyi de biz biliriz Eyyed Efendi'nin birkaç yıl önce bir tarafı yıkıldı. Yani yıkıldı. Hala da bazı yerleri yani
gidecek, yıkılmağa yol açır yani bu. Onunla da söz etsin bizim seyircilerimize. Yani doğrusu 2015-2016 ben bir proje yaptım Çerçuk Kışlası için. İsteyen, yani niyetimiz vardı, o yıkıldığı yarısı çiğ yıkılıptı. Şimdi U harfin şekliydi Çerçuk Kışlası. Şimdi L harfi oldu. Doğru. Yarısı yıkıldı. Doğru. İstirdik onun yarısını yapalım. Bir proje teklif ettim Çerçuk İl'in muhafazasına. 4 milyar erak parası yani. 4 milyar dinar istirdik, hem o yarısını yapalım hem de kışlanı tamir edelim. Evet. Ama o 2016-17 bütün projeler erakta durdu. Yani şey kalmadı, para kalmadı. Meşruğumuz da durdu. Bu Çerçuk, ne için yıkıldı Çerçuk kışlası? Doğrusu yağış tesir etti. Doğru. Yağış, ama bas şey tarması yıkıldı yani. Kağaların üzerine bir şey yoktu. Yıkıldı çünkü yağış dam üzerine yıkıldı. Merzibler tutuldu. Para da yok idi tamir için doğrusu. Doğru. Endi. Kümbetler endi. Tarmanın kümbeti endi. Eninde aralarında fark oldu. Para da yoktu tamir için. Yıkıldı maalesef. Güzel. Böyle de kalsa bir yıkılmak gider daha fazla. Gider daha doğru. Fazla gider. Daha mesafe yıkılır. Bizim TİKA sağ olsun. TİKA sağ olsun münazaması Türk münazamadı. Hardan yok bas Irak'ta, yok bas Çerçük'te, bütün alemde Osmanlı dönemine dönen tarihler, yapılar evet. Tamir ederler özünü. Güzel. Bizim TİKA geldi kışlanın ziyaretinde. Evet. Haritaların hepsini aldılar, çizdiler özlerini. Bir meşru teşkil ettiler. Niyet var idi tamir olsun. Güzel. Çerçük kışlası. Ne çıktı? Kayseri. Evet. Kapalı evet. Çarşı aşağıda Beylipazarı'da. O pazar yandı. Evet. Yadımıza geldi yani. Evet, evet. Yananda, bu da bir büyük bir şeydi esersin, bir büyük bir musibet diye gözle. Tikan etti, meşru'un Çerçük kışlasının projesini duruttu. Evet. Döndü kapalı çarşıya. Evet, kapalı çarşıya. Onları bir buçuk çiğle yakın işledi. Çiğilden bir buçuk yıl evet, sürdü arası, takriben. Evet. Tamir ettiler özünü, böyle sağ olsalar güzel bir şekilde tamir olundu. Doğru. Bu aynen döndü düşenler, çırakçılara oturuplar içinde. Doğru. İyi de gök kümbetle ilgili yani ne diyeceğiz, o da yani bir tarafı düşüptü. Gök kümbet, evet. Kalada gök kümbet üzerine bir az konuşsak dönemi Selçuklu dönemi. Evet. Mezardı. Evet. Bir kız gömülüptü gök kümbette. Buğday Hatun diyorlar. Evet, evet. Bunun yaşı 24 yaşındaydı. Evet. Aza giderken hastalanıptı. Geçildi kalada. Evet, burada gömdü. Babası bu gömdü özünü, bu minareni yaptı. Ne güzel. Üzeri öz için. Bu da yıkılmak. Şimdi biz bir gök kümbetin etrafında bir tarma takibi görürük. Ama bu tarmalar yıkılıptı. Bu eskideydi bu tarmalar. Bu 1987'de yapıldı. Bunu ne için yaptılar o vaktinde? Onda ben Erbil'e gitmiştim. Erbil'de müze yapırdılar. Müdür meşru gitmiştim oraya. Evet. 87'de yapıldı. İstediler Buğday Hatun özü ve etrafı bir siyahi bir yer olsun. Güzel. Yaptılar bu şeyi etrafında. Güzel. Yani ihtimal var eğer TİKA münazaması. Evet, zaten bizim şimdi o sorum da oraya gelecekti. Yani TİKA biliriz sağ olsun şeyden sonra bizim Kayseri'den sonra Kışla'dan sonra biz biliriz. Çünkü bundan bir önce bir önce heyet geldi burada, incelemelerde bulundu burada. Yani baktı. Yani TİKA zannedersem bu gök kümbetle ilgili burada şeylerinde onaylam tamirinde. Gök kümbete geldiler, ziyaret evet. ettiler. Mühendisler evet. de geldiler. Aynen haritasını ettiler. Evet. Yani niyet var gök kümbeti bir de tamir etmek. Güzel. Ama bunun önüne bir daha ayrı proje geldi. Evet. Bir Daniel. Evet. Hala da işliler içinde. İşliler. Evet. Yani bir yıl olmayıptı. Altı aya yakındı. Evet. Altı ayda çalıştılar Bir Daniel'in içini evet. ve dışını. Tamir edirlər, ağartma işləri, türbəlik də var bizim, nə bilən, yəni əsərlər. Əzki Osmanlı subayları. Türbəlikləri var və qəlaə xasıdır. Sakin əhəlləsi, türbəliklər də var. Təmir edirlər oranı və şeyi də, kümbətlərini də təmir edirlər. Evet. Və iş də indiyə qədər sürür, yəni, davam edir. Yəni, bitməyib tələ işləri. Və, yəni, bildiğimcə, minaranı da təmir edəcəklər.
yani şimdi minaranı da tamir ederler. Bu bitenden sonra inşallah umudumuz var. Buğday Hatun tamir etsin. Evet. Kışlağını da inşallah tamir ederler. İnşallah. Bas bu iş bitenden sonra Nebi Daniel'de ihtimal var daha bilmem doğrusu temas edeyim özlerinden ama bilmem haberler yani. Ne güzel. Ya göç Buğday Hatun'da ya göç çümbete çalışırlar. Ya da kışla. Ya da kışla da işlerler. Güzel güzel. Eyde efendi eserleri korumak yani muhafaza etmek konusunda vatandaş üstüne neler düşer? Vatandaş yani biz diyende yani bir mesele lagan bazı tepeler var. Diye konuşan tepeler üzerine yani Çerçük'te ne eser var? Çerçük'te 734 mevka eseri diyerken tepe. 734. 734 tane var. Bu yobaz Çerçük içinde de etrafında kazalarda, nahiyelerde evet. Bütün Çerçük ilçesinde eser var. Eğer Havicadi, Abbasidi, Reşat'ti, Riyaz'dı, Tavuk'tu, Tezadi, Leylan'dı, Nınzı ilçe var, nahiye var, Çerçük'te hepsinde eser var. Güzel. Yani bu bizim tarihimizdi. Eydi buna gerek biz ne dağın? Millet makayet olsun özne. Ama maalesef milletimiz yani istirik diye dam yapsın. Tepeye yakını yapar. Yani bir üstçeciğerde yapar. Üstçeciğer herhalde tepenin üstünde bu yapı işleri. Ziraat işleri tecavüz olunlu Çerçük tepelerine, eser üzerine tecavüz olunlu milletten ziraat işleriyle ekiller, eseri yerleri ekiller. Bu da tecavüz sayılı. Yani yobes milletten, hatta vallahi bazı tecavüzları mesullerden de oldu. Doğru. Yobes milletten oldu. Yani ister ya millet kayıt olun tarihi üzerine, uzak olun eserden, yakın. Zaten şimdi kalede de görürük biz bazı yerler, evler temir olundan sonra duvarlarda yazı yazıblar, camların kalıbları bilmem ne diye. Biz bu Kayseri diye kapalı çarşı kalede için hepsini temir ettik. Kapı da ettik o için kapları. Maalesef bu kapları yıktılar. Evet. Kapları hepsini kırdılar. Şu doğru. Şeyde Toma Damı'nda kapını temir ettik, cam da koyduk, camları kırdılar. Hepsi kırdılar, evet. Yani anlamıyorum bu milletin ne kadar sevgisi var tarihine, turasına. Her il bakasın bir devlette bir eseri yer ilhak edilirler. Zımın idraç. Turas alemi. Turas alemi. Uluslararası kalıta idraç oldu. Biz biliriz bundan kaç yıl önce aynı kalade tam idraç oldu. İsmi geçti o dediğimiz uluslararası kalıt kaimasına. Ondan da bizim için bahsetseniz. O vaktinde bir heyet tevafit de geldi buraya. Sizin dönemimizde. Benim dönemimde evet. Geldiler. Kal'aya iki kere, üç kere çıktık. Dolandık kal'anı. Hatta bile onda eski muhafız yani Üstad Raşan'dan önce muhafız. Doğrusu para da taksis oldu. UNESCO yoluyla kal'a tamir olunsun, idraz olunsun. Çerçük kal'ası turas alemide. 2 milyara yakın, 2 milyar taksis olundu kal'a için. Dediler 2 milyar. Daha biz onda dedik UNESCO, 2 milyar biz veririk size. UNESCO'ya dedik, siz buna karşı bir meşru takdim ilanımız evet. Için. Meşru da doğrusu takdim ettiler. Ama bu 2 milyarda bir daş üzerine koyulmadı. Doğru. Yani meşru'un şeyine bakandık, proposaline, keşfine bakandık. Fakaratını okuyanda yani hepsi nece hazırlık görürsüler, şıkkılade işlesler. Emni nahiyasından, hiraset yolundan, iş yok idi bu 2 milyarda. Doğru. Yani o iş çıkartmadı. Yok idi. Hiçbir evet. Yapı iş, tamir işi yok idi. Doğru. Sadece özler için başlasılar, nece başlasılar Çerçük kalasını işlemeye. Daha olmadı doğrusu. Güzel. Yine boş tutmadı. Ama yani şimdi biz tabii biz her mevku turist alemi girerse gerek Bağdat'ın muvaffakatı olsun. Doğru. Hayır amel lafer Bağdat'ta. Yani o dediğimiz örgüt o da size yani gerek yardımı da olsun. Tabii yardım olur. Evet. Yani ya biz hükümet yol vasıtasıyla evet. Yardım muhafız yoluyla yardım olsun. Münazamat alemiyle evet. Yardım olsun.
Hatta şimdi muvaffak oldu Bağdat'tan Çarşı Kalası girsin Turas Alemi'ye. Ama bu iş çok sürer yani, bir vakit sürer. En güzel. İyi de Eyüp Efendi, önümüze bir iki sorumuz kaldı. Yani programımızın vakti çattı. Çarşı'nın en kadim eseri mevki hangisi? En kadim. Çarşı genelinde. Biz doğrusu şimdi bizdirik kala. Çarşı Kalası 2600 milletten önce yapıldı Sömeri döneminde. Evet. Biz kazı işleri yaptık Arap Şubat. Evet. Tenkibat dedim. Kazı iş tenkibat. Evet. Onda taptık Ekedi. Ekedi, evet. Ekedi dönemi. Yani 2800-3000 aynen milletten önce. O da eskidi, çok evet. Eskidi. İyiydi dediğiniz bu eserler sizin yanınızda durmaktaydı. Eser dairesinde biz bir orada bir methaf da vardır. Biz, kışla içinde. Var, methaf evet. Var ama methaf çalındı. Yani, 2003 senesinde. 2003'te evet. Çalındı, bir evet. Kalmadı yani. Bir, evet. Hiçbir şey kalmadı, hepsini hı-hı. Çaldılar. Hiç döndürmediler vatandaşlar bir kısmı. Dönmedi, hiç dönmedi. Hiçbir şey dönmedi. Doğru. Maalesef yani bir güzel bir müzemiz vardı kışlada. Evet. Hepsi çalındı. Doğru. Ama biz diyende Arap Cumhuriyeti Ekedi fetresine döner. Bizde eser var daha eskide. O yerler harada diyor biz dediğimiz. Fetret Halef diyorlar özne, Fetret Ubed diyorlar evet. Özne. O tarih 6000 ildi. 6000 ildi. 6000 yani milletten önce. Güzel. Milletten önce. Varımız da o fetret. Nuzi. Nuzi de çok eskidi. Yorgan Tepe çok çok eskidi. Yani Yobes Ekedi. Ekedi'den daha eski var. Güzel. Halef fetresi, Ubed güzel. Fetresi. Güzel. Ve bunlarda da kazı işlerinde çıkarttılar özünü. Evet. Tabi ne çıksa, eser çıksa bir mevkalde bunlar hepsi gider Bağdat'a. Bağdat'ta müzede koyarlar özünü. İle ta bizim Çarşı Müzesi açılana kadar açılsa inşallah açılır. Eserler Çarşı'ya ait olan tarih, ait olan Çarşı'ya döner bir de müzede. İyiydi, Eyüp Efendi biz biliriz sizi bir süre orada müdürlük yaptınız, eski müdür, eserler müdürüz. Yani siz zamanınızda en önemli yaptığınız şey neydi? Onu da siz böyle şey edersiniz, iftihar edersiniz. Doğrusu yani müdür, ben müdür olmayan evvel biz Kalada işledik. Evet. 1985'te Kalada çok çok güzel işler yaptık. Güzel. Ama bu işimiz hepsi boşa gitti. Doğru. 91'de. Hı-hı. Şu Kalada'nın %90'ı yani en sevdiğiniz yıkıldı. En sevdiğiniz iş buydu. Vallahi kışlada. Evet, kışlada da kalada. Kışlada yani kışlanı bizim almak asker elinden döndürerek özünü bir de öz şeyimize, evet. Tarihimize, öz evet. Turasımıza o da bir mühim işiydi. Güzel. Bir de kalamız Kayseri. Hı-hı. Kayseri Çarşı Kayserisi. O da bir şeydi yani tamir eden de gözünü. O da bir fakirdi bizim için yani. Güzel. Yani çok işler var idi yaptık işler çok kazı işler de işlerdi tenkibet işleri. Ama ben yani umudum yani Çarşı kışlası bir de tamir olunsun dönsün eskisine. Yani tika münazaması inşallah yapar özünü, tamir eder özünü. Kalada dönsek kalanın şeyine, kala bir büyük bir meşruatı, küçük bir meşruatı daha doğru. Aynen indi Erbil Kalası'nda nece UNESCO işlerdi. Biz o Erbil Kalası'nı yıkmadılar, yıkılmadı. Onlar indiye kadar duruptu. Ama bizim kalada Çarşı Kalası hepsi yıkıldı maalesef. İndi kala nece tehvil onu bir istismari bir meşrua. Güzel. Bir siyahi, hatta bir siyahi bir yer olsun. Nece olacaktı? Bir 50-60 dam kaldığı damlar tamir olur. Evet. Camiler, kiliseler, damlar hepsi tamir olur. Kaldı boş yerler. Hmm. Boş yerleri edebilirler, yapısılar içinde bazı şeyler doğru. Aynen turas şeklinde yapılsın. Doğru, doğru. Kullanılsın. Eski tipte. Aynen eski tipte ama yenici bir muvatten yok. Çünkü bizim kayaçıra açtık kalanın evleri, bütün evleri kayaçıra sandı. Ve yapabilirler yani bir proje kursalar edebilirler, yapısılar. Hatta bir de siyahi bir yer olsun Çarşı Kalası. Eyüp Efendi, son sözümüz nedir seyircilerimize? Millete sözüm nedir? Tarihimizin ensasında durun. Hazaratımızın ensasında durun. Sevin tarihimizi. Makayet olun özüne. Çünkü bu temsil edir bizi. Yani diyende filan tarihi belədir. O bizim hüviyyamızdır. Güzel. Çarşı'nın hüviyyasıdır. Bütün Çarşı milletinin hüviyyasıdır. O hüviyyaya gerek makayet olalım. İtmesin tarihimiz. Ne güzel. Eyüp Efendi programımızın sonunda size teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz sağ olun. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.
Evet değerli seyircilerimiz, Işıklar Altındaki programımızın konağı Kerkük Eski Eserler Müdürlüğü olan mühendis Eyyad Tarık Kalali ile programımızı sona vereceğiz. Gelecek programımızda başka bir yetenek, başka bir ünlüye, başka bir meşhur insanlarımıza ışık tutmak arzusuyla sizleri Allah'a ısmarlarım. Her şey gönlünüzde olsun.